haftanın inceliğine geçelim istiyorum. Var mı itiraz? Ne haddimize? Ha, işte bu bak kaç programı sonra istediğim kıvama geldiniz. Bu Peki. gece aklına atıyorum diyorsun. Rahat uyurum, tamam. Doğan, ilk inci senden. Valla malum son birkaç yıl gündür IBAN meselesinden daha ciddi bir meselesi yok. Çünkü gerçekten unutulmaması gerek olan bir şey. Sadece geyik anlamında değil. Cumhurbaşkanı ekranlarının IBAN numarası bağış istemesi zaten unutulmasın. Bir Twitter kullanıcısı şöyle bir tweet paylaşmış. Çok sevdim. Baktı ki millet devletten para isteyecek gibi duruyor. İlk adımı atıp devlet adına milletten para istedi. Stratejik derinliktir bu. Çok iyi. Çok iyi. Erken davrandı. Stratejik dinlik. Peki. Çok güzel. Adem. Yine koronavirüsü ile alakalı bir izahi bir haber olsun diye paylaşayım. Çin'de sokağa çıkma yasağının ardından boşanma davaları %25 artmış. Tabii millet evde hırgür var çünkü. Evet, hırgür var. Peki benim tweetim de aynı bağlamda olacak. Şey incim. Özlem Akçan adında bir Twitter kullanıcısı atmış. Bu devletin para istemesi, şahsımın para istemesi daha doğrusu vatandaştan meselesiyle ilgili. Diyor ki bakamayacağınız deri de doğurmayın kardeşim diyor. Özlem Çok Akçan. güzel. Evet. Çok Peki güzel. size doğurmasaydınız kardeşim bu deri. Peki Doğan. Şimdi demin konuştuk biraz. Merkez Bankası'nın tweet'i gerçekten doğru mu diye kontrol etme ihtiyacı duyuyor insan. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak Biz Bizetiz Türkiye Milli Danışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katılmış Merkez Bankası. Bir Twitter kullanıcısı hazine de bağış yapsın bari kendi hesabından kendi hesabına aktarır diyor. Ama asıl inci burada. Bu iki tweet'i retweetleyen kim? Merkez Bankası'nın eski başkanı Durmuş Yılmaz. İyi Parti'de Durmuş Yılmaz kurucular arasında. Düşünün. Evet. Durmuş Yılmaz iyi çıkışlar yapıyor. Ha? Bakıyorum sosyal medyada. Evet. Ya Adem. ben Durmuş Yılmaz ne yazmış diye baktım, beni blokladığını fark ettim. Hiçbir Ha interaksiyonumuz evet. olmamıştı. Yani Ne böyle bazı alaka? ben de anlamadım. Yani mesela bazı tipler var AKP'liler özellikle. Sürekli küfrediyor ve bunun çıktısını alıp CV'sine ekliyor. Bakın ben bunları böyle yapıyorum diye. Böyle bir kariyer yapma planında olanlar var. Mesela Metin Gürcan vardı, bu askeri uzman falan da. Mesela o da aynı şekilde. Hiçbir interaksiyonumuz olmadı bugüne kadar. O da bloklamış. Herhalde ilginç yani. Bir kendilerince bir artık nasıl bir tablo düşünüyorlar, ne düşünüyorlarsa Canını sıkacak bir şey bilmiyorum. söyleyeceğim Adem. Metin Gürcan'ı ben takip ediyorum uzun yıllardır. Bir zamanlar röportaj yapmak istiyordum. Bugün TV'ye ve bugün gazetesine bayağı bir öfkeli hala. O nedenle seni de bloklamış olabilir. İyi de yani neden öfkeliymiş ya da bunu neden söylemek yerine mesela benim hiç aklımda bile kalmamış şöyle bir haber yaptığımızı ya da onun bizde yayınlandığı bir şeyini. Kaldı ki yani bir televizyon kanalında tonlarca şey çıkıyor, benim haberim bile yok, belki hatırlamıyorum bile yani ne yayınlandığından. Neyse yani bir sadece yeri geldiği için söylemiş oldum. Çok da önemli değil. Şimdi Adem sen bu arada inciyi söylemiş oldun mu? Hayır, inci bir söylüyorum şimdi. Ha. Evet, inci şu. Ertan Çomaklı diye bir profesör var. Anadolu Üniversitesi rektörü kendisi. Sosyal medyada bugünlerde bayağı bir geyik döndü. Kendi Twitter'daki paylaştığı şeyle, görüntüsüyle. Teknolojiyle olan imtihanı diye dalga geçildi. Ama durum bunun çok daha ötesinde vahim bir tablo. Yani hani annesinin paylaştığı o ırkçı söylemler bir tarafa. Şimdi Ertan Çomaklı kim? Ertan Çomaklı iktidar tarafından ödül olarak Anadolu Üniversitesi rektörü yapılan kişi. Öncesinde ne yaptı? Bizim Koza İpek Holding'e el konulmasına gerekçe yapılan sahte iddiaların yer aldığı bilirkişi raporunu yazdı. Dolandırıcılıktan sabıkası olmasına rağmen, bilirkişi olmaması gerekmesine rağmen, olmaması gerekirdi. Bilirkişi yapıldı ve tarihe geçen bir evlere şenlik bir rapor yazdı. Şirinler Köyü ki yani bütün ekonomistler güldü rapora. Mahkeme bunu gerekçe göstererek İpek Holding'e, bizim medya Evet. grubuna el koydu. Bunun karşılığında ödül olarak rektör yapıldı. Ve dahası bu adam 15 Temmuz'da bilirkişi olarak mecliste fikrine, görüşüne başvuruldu. Adem Ama sen bu Koza İpek'te yöneticiydin. Orada
Koza İpek'le alakalı hazırlamış olduğu bilirkişi raporunda bu rektör var ya, onun şu cümlesi ona mı ait, o meşhur cümle o kadar kusursuz ki mali işlemler bu ancak şüpheyi meydana getirir. Bunun için suçludur. Yaklaşımı yani, onun değil mi? Türkiye'de bu kadar mükemmel bir şirket olamaz diyor. Yani Türkiye'de bu kadar mükemmel bir şirket evet. olamaz diye rapor yazıyor ve savcılık da bu raporu referans alıyor. Niye? Evet. Çünkü çok mükemmelsiniz. Hata yok. Ya belki de bu yüzden zaten bu şirket bu kadar başarılıdır. Hı-hı. Bu kadar basit bir şey. Ama dikkat almıyor. Neyse bu şahıs sosyal medyada liseli ergen çocuklar gibi garip şeyler yapıyor. Anasının oğlu. Anası da biz İzmirlileri yani şey yapıp gavur yaptı ya. Kadın bir çırpıda yani, bitirdi. Sedat Laşiner gibi akademisyenler çok örneği var. Çok kaliteli akademisyenler. Cezaevlerinde ölüm riski yaşıyor şu anda ve bu adamlar sahte rapor karşısında rektör yapılıyor. Onlar da Twitter'da, TikTok videolarında vesaire ergen çocuklar gibi vakit geçiriyor. Ülkenin geldiği nokta. Ben bir küçük katkıda bulunmak isterim madem çok uzatmadan. Bu söz edilen şahıs Anadolu Ajansı bir haberini yapmıştı. Biliyor musun yeni yıldan birkaç gün önce Noel arefesinde gerçekten ifadesini aynen şöyle tekrar etmek istiyorum. Ben bu başlıkla haber yaptığımı hatırlıyorum. FETÖ Noel öncesinde Hristiyan dünyasının kalbini kazanmak istiyor diyerek Hristiyan dünyasını uyarıyordu. Hristiyan dünyasını buradan uyarıyorum. FETÖ Noel öncesinde kalbinizi kazanmak istiyor diye açıklama yapmıştı. Rektör. Rektör. Ne diyelim işte. Böyle rejime, böyle reisine, böyle de rektör. Peki devam edelim. Peki öyle de trollü diyeceğim. Bir troll gördüm. Öyle rektöre, öyle reisine, böyle de troll. Şimdi troll diyor ki AKP'li troll tweet atmış. İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Boğaziçi Tıp Fakültesini kazandım. Onca eğitim aldım. Ama sen ve senin gibi zihniyetin ilacını hala bulamadım. Allah şifa versin diyor. Boğaziçi Tıp Fakültesini bitirmiş. Tıp Fakültesi varmış. Boğaziçi olmadığını bilmeyen ve ne var bunda diye bir sürü de aktrol gördüm. Peki bir de baktım da altında da şeyin kimliğinde tweet'in Heidelberg Üniversitesi yazıyor. Yani Boğaziçi tıpta değil yani. Belki iki üniversitede bitirmiş olabilir. Şimdi aktrollerin nereden topluyorlarsa bunları oradan buradan ama zeka seviyeleri gerçekten çok düşük. Yani ahlaki seviyeleri düşük tamam. Bir anne evladı, bir insan evladı asla olamazlar. Yani bir aile terbiyeleri yok. Sokakta büyümüş memle çocukları bir halleri var. Ağzında küfürlerin limiti yok. Ama cehaletin de limiti yok. Bunları da böyle şeyin başında oturtturuyorlar. Hilal mi vardı? Doğan şey Adem bunların başında. Hilal Kaplan. Bu trolliçe diye boşuna söylemedi. Şey bunu Bülent Arınç. Trollerin başında o vardı. İşte Hilal Kaplan'a da buradan mesaj verelim. Ya arkadaş gerçekten şu adam gibi birilerini istihdam et de böyle saçma neyse saçma sapan şey tweetler atmasınlar. Peki Doğan sıra sende. Bir Durmuş Yılmaz tweeti okumak istiyorum. Tekrar söylüyorum. Merkez Bankası eski başkanı İYİ Parti kurucusu Durmuş Yılmaz. En çok neyi hayal ediyorum biliyor musunuz? Seçimler yapılıp yeni yönetimin görevi devraldığı saatin hemen akabinde saraya girip trollerin yönetildiği, yönlendirildiği odaya baskın yapıp troll ve ödeme listesini ele geçirmek, sonra paraları son kuruşuna kadar tahsil etmek. Bu olacak. Bunu benim biliyorlar. Troller de, AKP de, Erdoğan da biliyor ve bence öfkelerinin, korkularının tek nedeni bu. Keşke paralı iadesiyle kalsın mesela. Yani kalmayacak onlar açısından tabii. Büyük bir suç işliyorlar. Aynı örgütün, terör örgütünün. İşte olay çünkü terör boyutuna geldi. Rejimin yapmış oldukları. O örgütün birer maaşlı elemanı olarak pozisyon aldılar bunlar. Bilerek ve isteyerek. Yani zeka açısından bilmiyorum. Doktor raporu alıp da benim IQ'm bunları anlamaya müsait değildi deyip cezadan yırtarlar mı? O dönem bakacağız. Adem sen de sıra. Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, daha önce burada birkaç bölümde şeyini anlatmıştım. 15 Temmuz öncesinde
Kemalist askerlerle Erdoğan rejimi arasında anlaşma yapıldığını söyledi. Sonra sıkıştırılınca devamını getirmemişti. Hala bekliyoruz o konunun detaylarını vermesini. Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan diyor ki, bizim profesörlerimiz insanlığı kurtaracak şeyin bilim olduğunu anlamıştır diye geviş getiriyor. Geviş getirmenin ne olduğunu bilmeyen izleyicilerimiz varsa Google'a bakabilirler. Maalesef geviş getirmek insani bir haslet değildir. Evet. Bu da AKP yazarı. Peki. Bir de bu AKP okumuş, dil bilen bir yazar. İşlerindeki en akıllıları da budur. Budur yani, en akıllısı da budur. Hasta olduğu zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hastanede ziyaret edilmiş. Fotoğraf verilmiştir kendileri. Orada mı? Onlarca kritik nakama atanmış, işte İbni Haldun Üniversitesi'nin öğretim üyesi, belediyeden yıllarca fonlandı. Erdoğan yakın halkasındadır. Peki. Ben de sıra İnci'de. Ata Egemen Çakıl adlı bir tweet kullanıcısı tweet adı diyor ki, canlı yayına çıkarak kendilerini Cumhurbaşkanı olarak tanıtan ve para isteyen şahıslara inanmayın. Peki. Evet, sonra ne oldu? Gözaltına alındı. Bu o mu gözaltına alınan? Evet, gözaltına alınan tabii. Bu tweet atan mı? Evet. Tabii. Vay, ben de tam onu seçmişim ha. Evet. Sen misin öyle söyleyen adamı? Şimdi oylum oylum. Peki Doğan, sende sıra. Ya bu bir inci değil bizim tabirimizle ama kayda düşmekte fayda var. İbrahim Yusuf Turanlı Kahta eski belediye başkanıymış. Bakın arkadaşlar, insanlar sokağa çıkmasınlar. Dünya da bizi kıskanıyor zaten. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de büyük. Bağışlara falan da hiçbir ihtiyacımız yok filan. Diyor ki, Sağlık Bakanlığı'nın İşkur üzerinden Adıyaman'da açtığı 58 kişilik temizlik işçisi kadrosuna 12.960 kişi başvurdu. Kahta'da. Adıyaman, pardon. Ve devam ediyor. Memleketimizde İşkur'a kayıtlı işsiz sayısı 55 bini aşmış durumda. Adıyaman'dan söz ediyoruz. 55 bin işsiz var. Evinizde oturun, sonra da yardım edin devlete. Alın size IBAN numarası. Ha, o işsizlere de kredi vermiyorlar. İşsizsin sen. Bunu nasıl ödeyeceksin bana daha sonra? Faiziyle ödemen gerekiyor ama sana da o krediyi veremeyiz, yardım yapamayız diyorlar. Peki Adem? Tam bu noktada önemli bir haber olduğu için paylaşma ihtiyacı hissediyorum. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Malum bu yardımlar orada toplanıp oradan dağıtılacak ya. Hani şu an herkesten para istenen yardımlar. Sayıştay raporuna göre engelli olmadığı halde her ay 62 bin kişi engelli bakım aylığı. Engelli kaydı olmadığı halde 138 bin kişiye de engelli aylığı bağlanmış. Çok iyi. Bunların nereden belirlenip nasıl bağlandı malum, AKP teşkilatlarından geliyor, oradan tespit ediliyor vesaire. Ya hadi, ben şunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Hadi iktidar yolsuz, hiçbir ahlaki kriter tanımıyor vesaire de. Ya bir tane kişi, ya engelli değilsin. Herhangi bir sağlık sorunun yok. Kolun bacağın yerinde, her şeyin sağlam. Engelli olmadığın halde engelli maaşın bağlanmasına hiç mi isyan etmiyorsun ya? Ya haramdır, bu benim çoluğum çocuğumun boğazından bu haram lokma geçecektir. Nasıl bu hassasiyeti göstermez? Bir kişi bile gidip de ya siz ne yapıyorsunuz bana, niye emekli maaşı şeyi bağlıyorsunuz, ben engelli değilim demiyor. Demiyor ya. Yani düşünün, 62 bin kişi, 138 bin kişiye engelli olmadığı halde engelli aylığı bağlanıyor. Evet. Yani bunu gerçekten her şeyi bir kenara koyup düşünmek lazım. Ya bu toplum nasıl bu kadar çok? Olan bitenden anlaşılıyor zaten. Peki benim son incimde sıra bildiğin Gökhan adında bir Twitter kullanıcısı diyor ki, oğlum elinde 3250 lirayla geldi. Babacım bunları bilgisayar almak için biriktirdim. Ama vatan olmadan hiçbir şeyin anlamı yok. Cumhurbaşkanımızın kampanyasına bağışlayacağım dedi. O zamana kadar bu zamana kadar
bu zamana böyle salak bir evlat yetiştirdiğin için kahroldum. Peki. Evet, benim incim bitti. Doğan. Benim de son olabilir. Birkaç tane daha var ama bunu son okuyayım. Çok sevdiğim, bence çok değerli bir akademisyen. Son dönemin en iyi analizler yapan isimlerinden biri Burak Bilgehan Özpek. Diyor ki, darbeyi halk önlüyor, doları halk düşürüyor, virüs salgınına karşı gerekli ekonomik tedbirleri halk alıyor. O halde siyaset kurumu ne için var? Vergi toplayan bir devlet niye var? Her sorunu halk çözecekse eğer, AKP bu ülkeyi yönetmek için niye bu kadar hevesli? Tabii. Yık yıkabildiğin kadar bu milletin üstüne yıkıyor. Yık yıkabildiğin kadar. Evet. Peki Adem? Tayyip abinin favorilerimden yine efsane şeyler söylüyor bu süreç içerisinde. Bütün dünya vatandaşına ölmesin diye para veriyor. Biz vatandaştan para topluyoruz. Devlet yönetiminde sülünizm ekolü. Sülün Osman. Çok iyiymiş. Ha, sülün Osman. Sülünizm. Evet. Vatandaş para beklerken IBAN verdiler. Dediler buraya para atacak. Trump reisten haftaya duacı olabilirim şimdiden söyleyeyim yani. Haftaya bizim paralarımız gelecekmiş öyle diyorlar. Ha, işsizlik maaşı. Yok, işsizlik maaşı Virginia eyaletinden geliyor. Şey maaşı ayrıca destek parası da federal hükümetten geliyor. Çift kaşarlı yani. Evet, yani eğer bir aksilik olmazsa çalışmadan bir ay rahat geçiririz diye düşünüyorum. Evet, darısı herkesin başına diyelim artık. Ne diyelim yani. Peki arkadaşlar, Allah yardımcısı olsun bu milletin. Durum hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Bakalım bu işin sonu nereye varacak. Peki arkadaşlar, bu haftalık da bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek gerçekten dileğiyle. Aman kendimize iyi bakalım. İzleyiciler de kendini kollamaya çalışsınlar. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.